Yayın sonrası susuyoruz yine, değil mi? Yayın sonrası susmak ne demek? Kayıtta olduğumuz için hocam, hemen sesçi ses alamıyor. Yani 10 saniye yayın sonrası. 10 saniye. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1. Efendim, güzel bir gün dileğiyle Şifa Kapısı Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Canlı yayında yaklaşık bir saat yakın sizlerle birlikteyiz. Bugün Avrasya Hastaneler Grubu'ndan radyasyon onkoloji uzmanı Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocamızla birlikteyiz. Kendisiyle akciğer kanseri nedir, belirti, teşhis ve tedavisini konuşacağız. Sizler de ekranları başında değerli hocamıza sorularınızı eşlik edebilirsiniz. 0212 alan kodu 616 1221'den değerli hocamıza sorularınızı yazdırabilirsiniz dedikten sonra sizler adına ve ekip adına değerli hocamıza merhabalar, hoş geldiniz diyorum. Merhaba, hoş bulduk. Ben de sözlerime başlamadan önce güzel ülkem Türkiye'de yaşayan tüm vatandaşlarımıza, tüm halkımıza sağlıklı, mutlu, sevgi ve huzur dolu çok güzel bir gün geçirmelerini diliyorum. Şimdi hocam, tabii konumuz akciğer kanseri ama tabii haftalardır gündemde olan koronavirüsü var. Özellikle tabii alanınız olmasa da halkımız tedirgin olmaması adına ama dikkat etmesi gereken birkaç uyarı, öneri verirseniz en azından daha tedbirimizi almış oluruz diye size koronavirüsle ilgili sorumuzu yöneltelim. Ne yapmamız gerekiyor? Şimdi koronavirüsün bu yeni şusu hayli salgınlara sebep olabilen bir tiple ortaya çıktı. Evet. İlk başta Çin'de ortaya çıktı ve dünyaya da oradan yayıldı. Burada dikkat edilmesi gereken şeyler, Sağlık Bakanımız da dün açıkladı. Bir adet vatandaşımızda koronavirüsünün tespit edildiğini. Halkımızın, insanlarımızın dikkat etmesi gereken şeyler şunlar. En başta kapalı ve toplu alanlardan elden geldiğince uzak durmak, elleri yeterince dezenfekte etmek, gerekirse kolonya ile beraber şey yapmak. Öpüşmelerden bizim geleneksel sarılmalar, öpüşmelerimiz var. Onları da bir müddet ertelemekte fayda var diye düşünüyorum. Ve bundan sonraki aşamada virüsün yayılmaması konusunda bu tür önlemlerin faydalı olacağını düşünüyorum. Bir de kendini hasta hisseden kişilerin maske takarak dolaşmaları da diğer toplum bireylerini enfekte etmemeleri açısından önemli bir unsur olarak karşımızda duruyor gibi görülmekte. Teşekkür ediyoruz hocam. Aman dikkat diyoruz. Erken teşhis ve sağlığın önemi tartışılmaz. Çünkü parayla satın alamayacak kadar çok kıymetli sağlığımız. Erken teşhis bütün yayınlarımızda dile getirdiğimiz için bunda da çok önemli. Hocamın dediği gibi hijyen mutlaka her zaman yapmamız gerekiyor. Ama bu dönemdeki hassas süreçte de hijyenimize mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ama tabii şuna da dikkat çekmek gerekir. Ülkemizde önlemler çok çabuk alındı. O nedenle ülkemize gelmesi de dışarıdan bulaş yoluyla oldu. Ben bu konuda Sağlık Bakanlığımıza müteşekkirim. Kesinlikle hocam. Ve diğer devlet kurumlarına. Çünkü gerçekten çok erken tedbirler alındı ve halkımızın bu salgından etkilenmesi, önlenmesi açısından. Bundan sonra da dediğim gibi yapılacak olanlar, kendini hasta hissedenlerin bu normal bir gripal enfeksiyon da olabilir. Teşhis konulana kadar en azından bu hasta hissedenlerin maske takması ve toplumun diğer bireylerine enfekte etmemesi açısından önemli. Elimizden geldiğince kalabalık ve kapalı alanlardan uzak durmak, elleri yıkamak ve zaman zaman da çok basit bir önlem, kolonyayla ellerimizi ve şeyimizi temizlemek en önemli yapılabilecek hareketler olarak önümüzde durmaktadır. Peki hocam, akciğer kanserine dönersek. Özellikle akciğer kanseri ve önemi mutlaka her yayınımızda dile getiriyoruz. Belirti, risk faktörleri, nedenleri ilerleyen dakikalarda konuşacağız ama akciğer kanseri ve önemi nedir diye soruyorum.
Akciğer kanseri, akciğerde herhangi bir hücrenin karakter değiştirerek, genetik yapısının bozularak kanserleşmiş hücre halini almasıyla ortaya çıkan bir yapı olarak tanımlanabilir. Vücudumuzda bu tür yapılar her zaman var olabilir. Ancak vücudumuzun savunma sistemleri milisaniyeler süresince vücudumuzu tarayarak bu tür kötü hücreleri ortadan kaldırma yeteneğine sahiptir. İmmün sistemin bozulması bu işlemi biraz geciktirdiğinden kanser olayı ortaya çıkması açısından önemlidir. O nedenle insanlarımızın dengeli ve düzenli beslenmesine ve gerekirse spor yapmalarına burada önemli olduğunu düşünüyorum. Akciğer kanserinin önemi önlenebilir hastalıklar arasında yer almasından geliyor. Nasıl önlenebilir? Akciğer kanserinin etiyolojisi bilinmekte. En çok sigara içimi bu hastalığa sebep olmakta. Sigara ve alkolün bırakılması normal beslenmeye dönülmesi ve biraz da spor yapmak akciğer kanserinden insanlarımızı daha iyi koruyacağını düşünüyorum. O nedenle en önemli kısım sigaranın bırakılması. Tabii akciğer kanseri ülkemizde diğer bir önemi de en çok görülen kanser türü. Evet. Erkeklerde özellikle en çok görülen kanser türü. Dünyaya bakacak olursak, dünyada bazı bölgelerde akciğer en sık görülürken bazı bölgelerde prostat kanseri biraz daha erkeklerde sık görülebilmekte. 1960'lı yıllardan sonra kadınlarda da sigara içmenin artmasıyla beraber kadınlarda da sık görülen hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu nedenle devletlerin sigarayı bıraktırma kampanyaları son yıllarda etkili olmuş ve insidansında bir miktar azalma görülebilmiştir akciğer kanserinden. Peki belirti anlamında kişiden kişiye değişir mi? Siz dediniz ki cümlenizde erkeklerde daha sık görülüyor. Tabii bayanlarda da görmeye başladı çünkü sigaranın nedeni dediniz. Belirti anlamında sigara dışında ön plana çıkan şikayetler nelerdir? Şimdi hastalığın erken dönemlerinde herhangi bir belirti olmayabilir. Ama en sık görülen belirti inatçı öksürük. İnatçı öksürük eğer uzun süre devam ediyorsa mutlaka bir hekim tarafından kontrol edilmesi gerekir. Öksürükten başka balgam çıkartma, balgamda kan olması gene en önemli belirtilerden birisidir. Hastalar çoğunlukla öksürük ve balgamda kan gelmesi şikayetiyle müracaat ederler. Daha sonraki dönemlerde hastalığın ileri dönemlerinde belki nefes darlığı olaya hakim olabilir. Onun haricinde boyunda şişlikler olabilir. Çeşitli tümörün büyümesi ve çeşitli yapılara, damar yapılarına basmasıyla boyun ve yüzde şişlikler olabilir. Geçmeyen enfeksiyonlar olabilir. Tekrarlayan pnömoni atakları görülebilir. Bunların altında da mutlaka ve mutlaka akciğer kanseri yönünden teşhis çalışmaları yapılması gerekir. Tabii akciğer kanseriyle ilgili bir tarama programı yok. Diğer kanserlerde olduğu gibi özellikle meme kanseri gibi, bağırsak kanseri gibi, kadınlarda görülen jinekolojik kanserler gibi tarama yöntemi olmadığı için bu şikayetlerin daha dikkate alınması ve hastaların bu konuda hekime müracaat etmeleri önemli bir unsur olarak karşımızda duruyor. Daha ileri dönemlerde belki beslenme bozukluğuna bağlı kilo kayıpları meydana gelebilir. Kanama ihtimalleri olabilir, tümörden kanayabilir. Bu kendini zaten balgamda kan gelmesi şeklinde de gösterebilir. Buna bağlı halsizlik, yorgunluk hissedebilir hastalar. Nefes darlığı diğer bir semptom olarak söylemiştik. Bu tür belirtileri varlığını kendinde hisseden hastalarımızın
mutlaka bir hekim kontrolünden geçmelerinde fayda vardı. Tabii bu tür şikayetlerin her zaman akciğer kanseri olacağı diye bir kural yok. Bazen başka hastalıklar da bunlara sebep olabilir. Özellikle tüberküloz gibi bazı enfektif hastalıklarında bu tür semptomlara sebep olabileceğini aklımızdan hiçbir zaman çıkartmamamız lazım. Ama her şeye rağmen mutlaka ve mutlaka bu tür şikayetlerimiz olduğunda bir hekime görünmek ve bu hekimin öneri ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmek gerekebilir. Bazen gripal bir enfeksiyon şeklinde görülebilir. Hastalar bunu çok dikkate almayabilirler. Bu gripal enfeksiyon şeklindeki hadiseler daha sonra pnömonilere dönebilir. Tıkanmalara bağlı, tümörün yaptığı tıkanmalara bağlı, iyileşmede gecikmeler olabilir. Bu tür durumlarda mutlaka ve mutlaka hastaların bir hekim kontrolünden geçmesinin uygun olacağını düşünüyorum. Peki hocam, şimdi akciğer kanserinde erken tanı ile kanser önlenebilir mi? Siz dediniz ki meme mamografi gibi tarama yöntemi bu kanser türünde de var mıdır? Ya da ailesinde öyküsü varsa ve sizin bahsettiğiniz sıkıntıları da yaşıyorsa mutlaka bir göğüs hastalıklarına gidip mi tarama yaptırması lazım? Şimdi tabii genetik yönü de olabilen bir hastalıktır. Birinci derecede akrabalarda bu hastalığın görülmesi ve sigara içiminin de birlikte olmasıyla beraber bu hastalığın görülme ihtimali vardır. Ama bu hastalık için diğer o saydığımız hastalıklarda olduğu gibi bir tarama testi yok. Ama bazen düşük doz tomografi çekimleriyle bu hastalara bakılabilir. Özellikle genetik yatkınlığı olabileceği düşünülen sigara içimi olan hastalarda belki bu tür tetkikler yapılabilir. Ama şu anda bu hastalık için belirlenmiş ve her daim yapılabilecek bir tetkik yok, tarama testi yok. Risk faktörlerinde hocam genetik olabilir dediniz. Çevresel faktörler, beslenme alışkanlıkları ve çağın en önemli sağlık sorunları, obezitenin rolü var mıdır diyorsunuz? Şimdi risk faktörleri arasında en önemlisi sigarayı saydık. Ve bu sigara içiminin bırakılmasıyla insidansının dünyada da hafiften azalmaya başladığını söyledik. Bunun haricinde boya sanayinde çalışanlarda çeşitli kimyasal maddelerin inhalasyonu yoluyla uğraşan kişilerde, demir doğramacılığı gibi o küçük demir parçalarını inhale edebilecek işlerde çalışanlarda, ayrıca geçirilmiş tüberküloz tanısı almış vakalarda görülebilme insidansı var. Tabii en önemli şey sigara. Bunun haricinde beyaz toprak olarak bildiğimiz asbeste maruz kalmak da akciğerde, özellikle akciğerin yapraklarında mezotelioma dediğimiz bir takım kanser türüne sebep olmakta. Bu nedenle önlenebilir hastalıklar içerisinde yer alması itibariyle mesela çalışma şartlarının uygunlaştırılması, demin saydığım boya ve kimya sanayinde çalışanlarda maskeler takılarak bu inhalasyon oranlarının azaltılması, demircilik ya da diğer bu demir tozlarının olup inhale edilecek ortamlarda çalışma şartlarının düzeltilerek hastaların uygun çalışma şartları altında iş kanununa göre belirlenmiş standartlarla çalıştırılmasıyla gene bu hastalığın önüne geçilebilmesi mümkün gibi görülmekte. Tabii en önemli, gene vurguluyorum, sigaranın bırakılmasının gerektiğidir. Tabii bunun yanı sıra alkol alımı, spordan uzak, sedenter bir yaşamın olması, obezite de bu tür olaylara katkı sağlayabilmektedir. Peki akciğer kanserinde çeşit var mı hocam? Çünkü bize gelen sorularda tedavi aşamalarının farklı olduğunu notlarımıza aldık. Bu sefer de tabii çeşit var mı diye soru akıllara geliyor. Şimdi akciğer kanseri şüphesiyle
tetkik edilen hastalarda yapılan biyopside tanı, eğer akciğer kanseri tanısı konduysa, akciğer kanseri genel anlamda küçük hücreli ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri olarak iki kısma ayrılır. Küçük hücreli akciğer kanserinin tedavisi daha farklıdır. Küçük hücre dışı akciğer kanserinin tedavisi daha farklıdır. Küçük hücre dışı akciğer kanseri dediğimiz vakaların büyük çoğunluğu adenokarsinom dediğimiz kanser türünden oluşur. Bir kısmı squamous hücreli dediğimiz kanser türünden oluşur. Evet. Ve daha küçük bir kısmı da bağ dokusu dediğimiz akciğerin diğer kısımlarından gelişen ya da yaprağından gelişen mezotelioma dediğimiz hastalıklar şeklinde karşımıza çıkabilir. Peki tedavi aşamalarında evreleri var mıdır? Çünkü biz sizlerden öğrendiğimiz kadarıyla birinci evreden dördüncü, beşinciye kadar giden aşamalar var. Tabi orada tedavi aşamaları ve seçenekleri farklı olsa gerek. Elbette. Bir akciğer kanseri tanısı konulduktan sonra bu hastalığın evrelemesi amaçlı bir takım tetkiklerin yapılması gerekiyor. Evre bizde neyi gösteriyor? Evre tedavinin nasıl yapılacağı konusunda bize yol gösterici bir unsur. Evreleme TNM dediğimiz bir sistemle yapılıyor. TNM'deki T tümörün durumunu gösteriyor. Tümörün durumunda neler var? Akciğer kanseri için tümörün durumu büyüklüğüne göre belirleniyor. Mesela 1-2 santim gibi, 3 santimin üzerinde gibi, 5 santim üzerinde gibi bir takım rakamlarla ifade ediliyor. N dediğimiz akciğer tümörünün ortaya çıktıktan sonra ilk gidebileceği bölgesel, bu halk arasında beze denilen lenf nodlarını tarifler. Eğer tümöre yakın lenf nodları tutulduysa bunlara N1 deriz biz. Eğer mediasten dediğimiz bu göğüs kısmının altındaki kısımdaki lenf nodları tutulduysa N2 deriz. Supraklavikular bölge dediğimiz boyuna yakın lenf nodlarının tutulmasıyla N3 gibi bir takım dereceler alabilir. M dediğimiz yani metastazın olup olmadığını gösteren birimdir. M'de de yani M'de de metastaz varsa M1 deriz, yoksa M0 diye böyle bir evreleme yaparız. Ve bu evrelemeye göre de tedavi planları ortaya çıkar. En azından bizim çalıştığımız kurumda böyle bir hasta akciğer kanseri tanısı konulduysa bizim onkoloji konseyimizde göğüs hastalıkları uzmanlarının, göğüs cerrahlarının, patologların, radyologların, nükleer tıpçıların, medikal onkologların ve radyasyon onkologlarının bulunduğu bir ortamda baştan değerlendirilir. Küçük hücreli akciğer kanserinde çok erken evrelerde ancak cerrahi şansı vardır. Çünkü bu hastalığın yarılanma süresi düşük olduğu için bu hastalığın yaygınlığının biraz daha fazla olduğu düşünülebildiği için. Ama çok küçük tümörlerde yani T1, T2 tümörlerde lenf noduna metastaz yapmadı ise bir alternatif olarak cerrahi düşünülebilir. Ancak genellikle cerrahi küçük hücreli akciğer kanserinde uygulanmıyor. Küçük hücreli akciğer kanserinin genel tedavisi eş zamanlı kemo radyoterapi dediğimiz tedavi şeklinde. Yani hem radyoterapinin hem kemoterapinin birlikte uygulandığı tedavi. Bu ikisinin birlikte uygulanmasının ne tür bir avantajı var? Bazı kemoterapi ilaçları, özellikle bu hastalıklarda kullanılan kemoterapi ilaçlarının radyasyonun duyarlılığını arttırıcı ya da etkisini arttırıcı etkileri vardır. Bu etkisinden yararlanılır. İki, vücutta var olabileceği ihtimali olan hücresel düzeyde kanser hücrelerinin ortadan kaldırılması amacıyla da kemoterapi uygulamaları yapılabilmektedir. Küçük hücreli ya da küçük hücre dışı akciğer kanseri tanısı konulduğunda biz
konseyimizde bu hastalar için nasıl bir tedavi yapılacağını belirleriz. Bunu da altına alırız zaten, yazıyla belgeleriz. Evet. Ve hastaya müracaat ettiği hekim tarafından bu tedavi yolu tek tek anlatılır. Ve hasta ne zaman hangi tedavileri alacağını, ne zaman hastalığa cevap, yani tedavilere cevabın değerlendirileceğini bilir ve ona göre tedavi adaptasyonu sağlanır. Küçük hücreli akciğer kanseri için profilaktik kraniyal radyoterapi denilen bir seçenek de mutlaka tedavinin bir parçasıdır. Bunun sebebi de şudur: küçük hücreli akciğer kanseri beyne yayılma insidansı yüksek olan bir hastalıktır. Bazı hastalıklar vardır. Bu hastalıklarda biz koruyucu dediğimiz, yani beyin metastazını önlemek amaçlı profilaktik olarak beyni ışınlarız belli bir dozda. Bu ışınlamalarla bu beyin metastazları oranlarında %50-60-70 oranında görülme sıklığının azaldığı da bugün bilimsel olarak ortaya konmuş bir durumdur. Küçük hücreli akciğer kanserinde dediğim gibi çok küçük tümörlerde cerrahi bir seçenektir. Onun haricindeki tümörlerde eş zamanlı kemoradyoterapi ve profilaktik kraniyal ışınlama dediğimiz ışınlama yapılmaktadır. Küçük hücre dışı akciğer kanserleri dediğimiz kısımda ise, yani adenokarser, squamous hücreli kanserler ve diğerleri için eğer yapılabiliyorsa cerrahi bir seçenektir. Cerrahi sonucu, ortaya çıkan patoloji sonucuna göre de radyoterapi, kemoterapi yapılıp yapılmayacağına karar verilir. Eğer hasta bir takım hastalıkları nedeniyle opera edilme durumu olamıyorsa, yani biz buna medikal olarak inoperase diyoruz, ya da tümörün çevredeki bazı yapıları tuttuğu için opere edilmesinin uygun olmayacağı durumlarda, yani biz bunlara da cerrahi olarak inopera vakalar diyoruz. Bu hastalarda gene eş zamanlı uygulanacak kemoradyoterapi seçenekleri bugün için karşımızda durmaktadır. Peki özellikle siz dediniz ki tedavi aşamalarına göre hem kemoterapi hem radyoloji alabilir ya da akıl ilaçlarına desteği olabilir. Tabii sizin alanınız radyoterapi olduğu için radyasyon onkoloji ekibiyle birlikte orada nokta atışı yaptığınız çok önemli bir cihazla da çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Evet. Onunla ilgili bilgi alırsak, özellikle hocam tabii duruma göre dediniz, sıçrama olasılığını da belki de önleme olasılığı da bu cihazın tedavisiyle gerçekleşiyor mu diye soralım. Şimdi tabii radyoterapinin amacı, radyoterapi bu tür hastalarda tedavi edici olarak, yani definitif dediğimiz, tek başına ya da kemoterapiyle birlikte uygulanabilir. Neoadjuvan dediğimiz bir tedavi şekli var. Yani bu ne demektir? Var olan tümör incelenir. Bazı nedenlerden dolayı opere edilemiyorsa o nedenleri ortadan kaldırmak amacıyla kemoterapi, radyoterapi eş zamanlı verilerek daha sonra operasyon yapılabilir. Biz buna neoadjuvan tedavi diyoruz. Bir de adjuvan dediğimiz, yani tümör ameliyat edildikten sonra çıkan patoloji faktörlerine bakarak, patolojik prognostik faktörlere bakarak bu hastalıkta nüks etme oranının yüksek olduğunu düşündüğümüz hastalarda da biz gene radyoterapiyi yardımcı tedavi olarak uygulayabiliriz ameliyat sonrası. Bugün radyasyon onkolojisindeki teknolojiler çok gelişti. Eskiden benim ilk radyasyon onkolojisi ihtisasına başladığım yıllarla şu günleri karşılaştığımda çok büyük mesafeler kat edildi. Belki de bundan 30 yıl sonra burada benim yerimde oturup bu işleri anlatan arkadaşlarımız da bugünün teknolojisini belki ilkel olarak tanımlayacaklar. Bugün ne yapabiliyoruz biz radyoterapiyle? Bugün biz radyoterapiyle görüntü kılavuzluğunda radyoterapi yapabiliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Görüntü kılavuzluğunda radyoterapi hastanın her gün görüntüleri alınarak bu üç boyutlu olarak kombin CT dediğimiz, aynı tomografi benzeri
görüntüleri alınarak ilk planlama amacın aşamasında yaptığımız görüntülerle üst üste oturtularak tedavi yapılıyor. Böylelikle teknisyen hatalarını biz minimalize etmiş oluyoruz. Yani hedefe tam yaklaşım sağlıyoruz. Ve yeni gelişen teknolojilerle solunum gaytı dediğimiz, yani solunumu da kontrol edebilerek tümörün boyutlarını solunumla beraber olan oynamasıyla beraber daha net çizebildiğimiz için daha küçük alanlardan ışınlama şansına sahip olduğumuzdan hem daha yüksek dozları daha iyi verebilmekteyiz hem de görerek, bilerek, hedefe yönelik bu tedavileri daha başarılı bir şekilde yapabilmekteyiz. Son yıllarda stereotaktik radyoterapi dediğimiz bir sistemle beraber özellikle çok küçük tümörlerde eğer diğer bazı hastalıkları sebebiyle opere edilemiyorsa ya da operasyonu kabul etmiyorsa bu hastalarda da bu stereotaktik tedaviler metotlarıyla tümöre direkt nokta atışı yaparak ortadan kaldırma yeteneğine sahip cihazlarla çalışmaktayız. Şimdi siz ekibin başı olarak kalabalık bir ekipte farklı branşları olan sağlık çalışanları var. Tabii orada nokta atışı yapıyoruz dediğiniz için hocam, oradaki çizim aşamasını gerçekleştiren değerli meslektaşlarınız, sağlık çalışanları sizin raporunuzun ve onayınıza göre mi çizimleri yapıyor? Bir hastayı ne kadar sürede hazırlıyorsunuz o tedavi olanağına? Şimdi radyoterapi süreçleri şöyle çalışıyor. Size radyoterapi için müracaat eden hastaya bir öncelikle dosya hazırlanıyor. Hı hı. Ve bu dosyada bu hastanın radyoterapi için gerekli endikasyonu var mı yok mu o öncelikle şey yapılıyor. Diyelim ki bu hasta cerrahi herhangi bir sebepten dolayı opere edilemiyor ya da diğer bulunduğu başka bir hastalıktan dolayı opere edilemiyor ya da küçük hücreli bir akciğer kanseri. Siz buna eş zamanlı kemoradyoterapi uygulayacaksınız. Bu hasta geldiği zaman önce biz buna planlama tomografisi denilen bir görüntüleme yapıyoruz tomografi cihazında. Bu cihazda yapacağımız görüntüleme yapacağımız tedavinin şekline göre kesitler almayı gerektiriyor. Mesela stereotaktik bir radyoterapi yapacaksak, çok hassas, ince çalışacaksak çok ince kesitlerle, 1-1,5 milimetre gibi ince kesitlerle görüntüleri alarak bu hastanın tüm bu görüntüler üzerinde tüm organları, kalp, eğer kalbe yakınsa kalbin bütün şeyleri, konturları, halk arasında karıncık, kulakçık olarak bilinen yapıları, koroner arterler, büyük arterler, tüm akciğer, yemek borusu hepsi tek tek çizilir. Bu çizme işlemini bu konuda deneyimli arkadaşlarımız da yapabilir. Radyasyon onkoloğu kendi de yapabilir ama radyasyon onkologlarının işleri biraz yoğunca olduğu için konturlama işlemlerinde bu konuda uzmanlaşmış arkadaşlarımız yardımcı olabilmektedirler. Bunun haricinde tümör volümünü mutlaka ve mutlaka radyasyon onkolojisi arkadaşlarımız belirler. Böyle bir şey yapıldıktan sonra, konturlama yapıldıktan sonra multidisipliner çalışma olan radyasyon onkolojisinde sağlık fizikçileri, şimdiki adıyla medikal fizikçi dediğimiz ya da bu işte yüksek lisans yapmış ve bu işte uzmanlaşmış fizikçi arkadaşlarımızla beraber belirlenen dozlarda radyasyon onkolojisi mesela der ki bu hastaya biz 5 fraksiyonda yani 5 seferde yüksek bir doz 50 gray gibi çok yüksek bir dozu uygulayacağız. Gün aşırı uygulayacağız. Ama bunlar için belirlenen çevre sağlam dokunun alabileceği doz standartları vardır. Bu uluslararası çalışmalarla ortaya konulmuştur. Ve bu vereceğimiz tümör bunu alacak ama çevredeki sağlam dokularda yani yanındaki sağlam dokularda bu belirlenen dozu kesinlikle geçmeyecek diye bir order oluştururuz.
Bu konuda fizikçi arkadaşlarımız çalışırlar. Her türlü tedavileri, planları, tedavi planlarını yaparlar. 3-5 plan birden yapılır. Bunlar daha sonra hep beraber oturulur, değerlendirilir. Bu değerlendirme sonrasında biz en uygun, en standartlara uygun tedavi planını seçeriz ve tedavi için hazır olmuş olur. Tedavinin ilk günü bizim setup dediğimiz bir gündür. Evet. Bu setup'ta radyasyon onkologları, radyasyon ya da medikal fizikçi ya da sağlık fizikçisi dediğimiz arkadaşımız ve radyoterapi teknikerleri birlikte girerler. Çünkü bilgisayar üzerinde, sanal ortamda oluşturduğumuz hastamızı gerçek hasta üzerinde belirleme günüdür o setup günü. Bugün de bu üç ekip hastanın bütün o üç alandan şeylerini oturturlar, alanlarını oturturlar, işaretlerini koyarlar ve tedavisi başlar. Tedavisi başladıktan itibaren en azından bizim kliniğimiz için ben söylüyorum. Eğer stereotaktik radyoterapi uygulanıyorsa her setup'a mutlaka hekim arkadaşımız girer. Tümörün pozisyonunu ve şeyini mutlaka değerlendirilir. Bizim alanlar içerisinde kalıp kalmadığını, nefesle olan hareketlerini falan değerlendirir. Ona göre tedavi emri verir. Diğer yapılan yani radyoterapi şeyleri için teknisyen arkadaşlarımız tedavisine başlar. Ama bizim arkada onları check ettiğimiz bilgisayar sistemlerimiz vardır. Aldığı tedavide hastayı nasıl yerleştirdiğini, bu konuda düzenli çalışıp çalışmadığını belirlediğimiz alanlarda onların yaptığı tedavileri değerlendirerek hastanın tedavisinin doğru olup olmadığını ve iyi gidip gitmediğini değerlendirebiliriz. Bazı durumlarda tümör çok büyük oluyor. Bu büyüyen tümör tedavinin belli aşamalarında küçülmeye başlıyor. İşte bu zamanda yeni tedavi planlarıyla, adaptif radyoterapi dediğimiz yeni tedavi planlarıyla hastanın daha iyi tedavi edilmesini sağlayan ve çevre sağlam dokuyu daha iyi koruyabilmemizde bize destek olan tedavi metotlarını da kullanabilmekteyiz. Zaten en merak ettikleri kısımda hocam, kamera sistemi, bilgisayar sistemi de siz zaten 7/24 takip edebiliyorsunuz. Orada tedavi gören hastalar. Tabii hastalar öyle tedavi masasına alındığı zaman, tedavi odasında dururken 4-5 alana yerleştirilmiş kamerayla onların hareketleri, şeyleri, her şeyleri kontrol edilir. Ve hastayla ilgili bir sıkıntı olursa eğer, var ise eğer, o arada tedavi kesilir ve hasta hemen içeri girilerek hastayla ilgili şeyler yapılır. Ama hani hiç hareketsiz tedavisi devam eden hastalar da kameralarla takip edilerek onların tedavileri gün içinde sonlandırılır. Akciğer kanserinde genellikle tedavi dozlarımız, yani bizim radyoterapi ile ilgili tedavi edici dozlarımız 60-70 gray dediğimiz dozlar seviyesindedir. Eğer tedavi alanı içerisinde yemek borusu varsa bu 2-3 hafta sonra yemek borusunda bir hassaslaşma, yutmada zorlanma olabilir. Tabii bu tür durumlar daha önceden planlama aşamasında görüldüğü ve bilindiği için hastalara bu şeyleri azaltacak önlemler alınır. Genellikle akciğer kanseriyle ilgili, radyoterapiyle ilgili tedavilerde bu şeyin haricinde, yan etkinin haricinde çok fazla bir yan etkiyle biz günümüz teknolojileriyle karşılaşmıyoruz. Bu akciğerlerin gerek aldıkları dozda, bunların hepsi tek tek hesaplandığı için ve görülerek tedavisi yapıldığı için daha güvenli, daha hassas ve daha az can etkili tedaviyi yapabilmekteyiz. Zaten öncesi ve sonrasındaki beklediğiniz süreçleri ve aşamaları siz bilgilendirme yapıyorsunuz kişiye ve yakınlarına. Tabii şimdi tedaviye başlamadan önce biz bu hastaları
bu hastalığın tedavisi esnasında olabilecek radyoterapi ile ilgili bütün komplikasyonlar konusunda biz bilgilendiriyoruz. Ama eğer yanında eş zamanlı kemoterapi alacaksa onu da bu işlemi yapacak medikal onkolog arkadaşımız baştan aşağı hastaları bilgilendiriyor ve bu bilgilendirme hem yazılı hem de sözlü şekilde oluyor. Hem anlatıyoruz hem de olabileceklerle ilgili bir yazılı onam belgesi veriyoruz. Hastalar onları da okuyorlar ve bu konuda bilgilendirilmiş oluyor. Zaten herhangi bir komplikasyon ya da demin saydığım gibi yani yemek borusuyla ilgili komplikasyonlar ortaya çıkabilecek gibi durumlar olursa onlara yönelik mutlaka tavsiyelerde de bulunuluyor. Mutlaka yani yemek borusunu hassaslaşacağı ve bu konuda işte bazı yapması gerekenler, yapmaması gerekenlerle ilgili mutlaka hastalar bilgilendiriliyor. Ve hastalar bu bilgilendirme doğrultusunda bunlara riayeten uyarlarsa bu yan etki şiddetinden daha az etkileniyorlar. Uymayanlar biraz daha fazla etkileniyor ama her aşamasında hastanın rahat ettirilmesi için tedavi, ön tedavi, koruyucu tedavi protokolleri de mutlaka hastalara öneriliyor. Şimdi hocam son 10 dakikamız kaldı. Bilgilendirme adına ne paylaşabilirsek kârdır izleyicilerimiz adına. Peki kişiye göre aynı tanı konduysa seans süresi aynı mıdır ya da dozlarından bahsettiniz. Dozlarında farklılık gösterebilir miydi? Şimdi radyoterapi film çekilir gibi bir işlemdir. Yani hastaların radyoterapiden çekinmelerine, korkmalarına ya da nasıl bir işlem olacak diye kendilerine sıkıntı çıkarmalarına bence gerek yok. Çünkü bizim oraya gelene kadar bir sürü film çekiliyorlar ve bu film çekilmeleri aşamalarında bir masada yatıyorlar. Bu yattıkları masa işte bu hastaların filmleri çekilmesi esnasında hareketsiz kalıyorlar. Bizim radyoterapi de buna benzer bir işlemdir. Bir masada hastalarımız uzanıyorlar ve etraflarında bizim radyoterapi cihazı yapacağımız tedavinin şekline göre dönüyor ve bu tedaviyi veriyorlar. Hastalar bu tedaviyi hissetmiyorlar bile. Hissetmiyorlar bile. Yani tedavi alındı mı, alınmadı mı onu hissetmiyorlar. Evet, ne acısı var, ne ağrısı var, ne sızısı var. Ne böyle vücuda girerken bir oluşturduğu bir etki var. Yani hiçbir şey hissetmiyorlar. Sadece onların yapması gereken o masa üzerinde hareketsiz bir şekilde ellerinden geldiğince yatmaktır. Tedavi süreleri çok uzun değil. Yani 5-7 dakika arasında bütün tedavi olup bitiyor. Tabii tedaviye biz hastaları tedaviye almadan önce onların hareketsizleştirilmesi için bir takım aparatlar mutlaka kullanıyoruz. Destekleyici. Evet, destekleyici aparatlar mutlaka kullanıyoruz. Bu şekilde biz hastaları planlama tomografisine gönderdiğimiz için her tedavide de aynı pozisyonda aynı şekilde tedavi alıyoruz. O nedenle hastalar o film çekilme esnasında ne kadar rahatsalar tedavi esnasında da aynı şekilde rahat olarak tedavilerine devam ediyorlar. Tedaviler genellikle 30-33 seans olabiliyor. Bazen 28 seans da olabiliyor. Tedavinin şekline göre değişebiliyor. Şu günlerde hipofraksiyone tedaviler denilen bir takım tedaviler de dillendirilmeye başlandı. Bu hastalara daha yüksek dozları daha az günde vererek tedavi edilmeye çalışıyorlar. Stereotaktik tedavi dediğimiz kısımda onun içerisine giriyor. Mesela 5 günle 8 gün arasında tedavi yüksek dozlarla sonlandırılabiliyor. Ama genel olarak konvansiyonel radyoterapi dediğimiz yani geleneksel olarak uygulanan radyoterapi günde bir sefer uygulanan, haftanın 5 günü yapılan ve toplamda 30-33 gün yani 6-7 hafta süren bir tedavi şeklinde olduğunu bilmelerinde fayda var. Peki hocam, ama bu tabii şeyden şeye değişiyor. Hastalıktan hastalığa değişiyor. Bazı hastalıklarda radyo duyarlılık daha yüksek olduğu için daha düşük dozları daha erken dönemlerde verebiliyoruz. Bazıları palyatif tedaviler oluyor mesela. Kemik metastazları gibi, beyin metastazları gibi. Onlar da tabii daha düşük günde tedaviler tamamlanabiliyor. Peki
Peki hocam, tedavi anlamında tanı konuldu, tedavisi gerçekleşti ve sonrasında ne sıklıkla sizinle buluşması gerekiyor? Kontrollerini nasıl yapması lazım? Şimdi tabii bu hastalar tedavileri tamamlandıktan sonra, tedaviler tamamlandıktan sonraki deyimim şu, radyoterapisi bitiyor ve radyoterapiden sonra eğer kemoterapiler devam ediyorsa onlar da bitiyor ve biz bir değerlendirme yapıyoruz bu hastalara. Tedaviye yanıt değerlendirmesi. İlk önce hangi bu teşhis cihazlarıyla eğer şey yaptıysak, teşhisi koyduysak aynı yöntemlerle de gene tedavi değerlendirmesini yapıyoruz ve bu hastalara bakıyoruz. Yani bizim tedavimiz başarılı olmuş mu? Tümör küçülmüş mü? Yok olmuş mu? Bunları değerlendiriyoruz. Normal şartlar altında akciğer kanseriyle bize müracaat eden hastalar tedavileri tamamlandıktan sonra ilk 2 yıl 3 ayda bir evet ilk 2 yıl 3 ayda bir mutlaka kontrole geliyorlar. Bunun sebebi de ilk 2 yılda bu hastaların nüks etme oranlarının biraz daha yüksek olmasından kaynaklanıyor. 2-5 yıl arasındaki sürelerde 6 ayda bire çıkıyor. 5 yıldan sonra da yılda birlik bir kontrol süremiz oluyor. Ve biz bu hastaları hiçbir zaman tamam hadi yolun açık olsun demiyoruz. Mutlaka kontrolümüzde tutuyoruz. Ben her zaman söylüyorum, ben ablamlarla bile bu kadar sık görüşmüyorum. Hastalarımızla böyle daha bir sık görüşüyoruz. Onlarla daha böyle bir aile kocaman bir oluyoruz. Aile parçası. Evet, evet, aile kesinlikle. Oluyoruz. Evet. Hocam son sorumuz, süremizin de yavaş yavaş sonuna geldiğimiz için. Peki tedavi süresi atlatıldı. Hem size hem bu tedavi gören kişi çok geçmiş olsun. Artık yeni bir yaşam başladı. Tabii bu yeni yaşamda nelere dikkat etmesi lazım? Özellikle dediniz ki 3 ay sonra 2 yılda bir evet kontrollerini yapacak. Zaten sıkıntı varsa mutlaka telefonlarınız var. Birebir buluşma noktanız çok kolay. Ama sonrasında tabii her şey yolunda gidiyor ama nelere dikkat etmesi gerekir danışanız? Şimdi tabii normal yaşamına devam edecek hasta. Tedavilerle ilgili sıkıntılar da gün geçtikçe azalacak ve hasta normal yaşamına devam edecek. Benim hastalara söylediğim en önemli şey şu. Eğer bu teşhis konulmasına rağmen sigara içiminin devam ediyorsa diyorum ki bu bilimsel bir gerçektir. Tanı konulduktan sonra tedavi aşamasında ve tedaviden sonraki dönemlerde sigara içiminin devam etmesi tedavi başarı oranlarını %50 azaltıyor. O nedenle sigarayı bırakıp bırakmamaya siz kendiniz karar vereceksiniz ve hastalarımızın büyük çoğunluğu da zaten bu huylarından bu şekilde vazgeçiyorlar. Burada tabii benim vurgulamak istediğim en önemli şey şu. Akciğer kanseri önlenebilir bir hastalıktır. Bir, sigaranın etken olduğu bir hastalık olduğu için sigaranın bırakılması akciğer kanseri insidansını hızlı bir şekilde azaltacaktır. İki, bazı meslek gruplarında çalışma şartlarına göre, çalışma iş kanununda belirlenmiş çalışma şartlarına uygun çalışma stilinde çalışılmasının da bu kansere yakalanma oranlarını azaltacaktır. O nedenle ben bu konuda insanlara salıkta bulunuyorum ve bunlara çok dikkat etmelerini öneriyorum. Ufacık bir şikayet, mutlaka sizlerle buluşmamız kendimize... Evet, yani o demin saydığım semptomlar varlığında mutlaka bir hekime görülmeleri de hastaların kendileri açısından ya da hastalık olup olmaması açısından kendilerini rahat ettirmeleri açısından uygun davranış olacaktır. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağ olun. Efendim değerli hocamız Avrasya Hastaneler Grubu'ndan Radyasyon Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Mustafa Vecdi Ertekin hocamızla kapanışa gidiyoruz. Yarın yeniden aynı saatte birlikteyiz efendim. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ediyorum hocam. İyi ki varsınız. Bitti mi? Sağ olun. Bitti. Sessizlik bitti mi yani sessizlik? Çıktık mı? Tamam. Ya bayıldım size. Her geldiğinizde belki diyorum her konuşma